alimlere yönelik yapılan kuş koyun analojisinin hikmetleri konusunda ne söylemek isterseniz yorumunuzdan başlayalım inşallah. Yayınlayacağım. Evet, Üstad Hazretleri burada zaten hakiki mürşid alim diyor. Yani gerçek manada herkes tarafından kabul edilen hakiki manada irşat edebilecek seviyeye gelmiş bir alim koyun gibi olur. Yani hem yumuşak olur huy itibariyle hem yumuşak olur hem de efendim hasbi verir ilmini veya vermesi lazım. Kuş olmaz, kuş gibi olmaz. Burada Üstad Hazretleri bir benzetme yapıyor tabii ki. Koyun verir kuzusuna haz olmuş musaffa sütünü, kuş veriyor ferhine yavrusuna, lua bağlu tükürükle karşı kayığını, kusmuğunu veriyor. Şimdi burada tabii biz az çok hem bu programdakiler hem bu programı dinleyen arkadaşlar, sevgili dinleyiciler, ilimle meşgul olan insanlar olduğu için bu işten haberdardırlar. Gerçek manada eğer o ilmi kendisi bilmiyorsa veya o ilmi bildiği hususunda bir tereddüdü varsa veya kendisi bildiğinden tam emin değilse böylesi bir durumda karşı tarafa bilgisini vermemesi lazım. Çünkü yanlış yapma ihtimali var. Bunu ilahiyat fakültelerinde de görüyoruz. Bazı konularda bazı kimselerin yetersiz kaldığını, gerçek manada o konuyu bilmediklerini, dört baş mamur bir şekilde bilmediklerini, öğrenciye bu konuyu anlattığı zaman da bazen tartışma çıktığını müşahede ediyoruz, görüyoruz. Yani şahit doğuruyoruz. Sonuçta bu genel bir kuraldır. Kişi anlattığı konuyu hem dini ilimlerde hem de fenni ilimlerde bu husus geçerli. Bu hususlara dikkat etmesi lazım. Kendisi tam emin ise, bildiğinden emin ise o zaman karşısındakine bu hususu anlatır. Özellikle doğu medreselerinde dini ilimlerin dışında bazen tabiat ilimleriyle ilgili bazı anlatılan hususları dinlemiştim veya arkadaşlardan duymuştum. Şimdiki bilim ışığında onları anlamaya çalıştığımız zaman o kimselerin yaptığı bu açıklamaların tamamen yanlış olduğunu, efendim fen ilimlerle uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığını şimdi müşahede ediyoruz. Demek ki o insanlar o fen ilimleri bilmedikleri halde bu konularda konuşmuşlar. Sonuçta demeleri lazım ki ben bu konuyu bilmiyorum. Ama bazen megaloman hastalığına sahip kimseler var. Yani ulemadan da kendisini megaloman zanneden bazı insanlar çıkabilir. Bu da psikolojik bir rahatsızlıktır. Kendisine herhangi bir şey sorulduğu zaman bilmiyorum diye cevap vermiyor. Oradan, buradan, sağdan, soldan bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ama bu konuda bilgisi olan insan onun bu konuyu bilmediğini görüyor. Sonuçta bir insan eğer bir konuda kesin bir bilgi sahibi değilse yani efendim koyun gibi o yediği samanı tam süte dönüştürmemişse karşısındaki muhatabına bunu anlatmaması lazım. Çünkü yanlış olma ihtimali vardır. Ne demesi lazım? Ben bilmiyorum. Yani bu konuyu tam manasıyla bilmiyorum. Bilenlere sorun veya İleride bunun ne demek olduğu tam anlaşılacaktır şeklinde bir şeyler söylenebilir. Bunun örneklerini tarihte de görüyoruz. Tarihte bazı konular hakkında neredeyse bazı kavgalar çıkmış. Yani mesela Hanbelilerle İbn-i Cerir et-Taberi arasında Makam-ı Mahmud ile ilgili bazı tartışmalar çıkmış ve neredeyse İbn-i Cerir'i linç edecekler. Sonuçta güvenlik görevlileri onu kurtarmış. Yahu diyelim ki Makam-ı Mahmud siz onun ne olduğunu kesin olarak bilmiyorsunuz ki. Ne diye bunu ısrarla illaki böyledir diyorsunuz? Mahiyetini bilmiyoruz. Allah bilir. Sonuçta Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a affedersiniz verdiği bir makamdır.
mahiyetini bilmiyoruz. Böyle söyledikten sonra herkes bu iş üzerinden müttefik olur ama bu konunun efendim kavga bu konuyu veya bu anlayışı illaki belli bir anlayışı kavga sebebi saymak da doğru bir yaklaşım değil. Demek ki onlar da bu konuyu tam bilmiyorlar. Zaten bu konu tam bilinemez. Müteşabih ayet olduğu için bir bakıma bunu tam bilemeyiz. Sonuçta eğer bir kimse belli bir konuda tam ilmi kendisine verilen veya tahsil ettiği ilmi hazmetmemişse, süt haline getirmemişse onu karşı taraftaki talebeye telkin etmemeli. Bu işin bir tarafı, diğer bir tarafı da şu, diyelim ki herhangi bir talebe veya muhatabına bir konuyu anlattığın zaman o talebenin onu anlayacak kapasitesinin olması lazım. Bunu tespit etmek de mürşidi hakkiye veya mürşidi alim olan zata düşer. Çünkü karşındaki talebe veya karşındaki kimse bu hususu anlayabilecek, özümseyebilecek, ondan sonra mas edebilecek, içselleştirecek bir kapasitesi yoksa mürşidi alimin de ona bu konuyu anlatmaması gerekir. Çünkü anlamayacaktır. Anlamadığı zaman yüzüne gözüne bulaştıracak. Başka yerlerde daha değişik şekillerde değişik anlamları çağrıştıracak şekilde anlatacak. O da yine mürşid-i alimin pozisyonuna, durumuna zarar verir. Yani bu iki taraflı bir şeydir. İki taraflı bir husustur. Hem anlatacak kimsenin, yani vericinin, günümüz tabiriyle eğitimcinin, vericinin tam manasıyla o konuda bir bilgi sahibi olması lazım. Alıcının, yani talebenin de o konuyu gerçekten anlayabilecek kapasitesinin olması lazım. Kapasitesi olmayan bir kimseye kapasitesinin üzerinde herhangi bir ilim veya bilim yüklediğin zaman o işin altına kalkamaz. Yine bunu ilahiyat fakültelerinde görüyoruz. Çocuk yeni gelmiş, lise mezunu, imam hatip mezunu da değil. Birinci sınıftan itibaren bazı arkadaşlar, tabii her hoca için söylemiyorum ama sonuçta sanki müştehit olacakmış gibi adamın duymadığı şeyleri falan anlatıyor. Yani sanki burayı bitiren müştehit olacakmış gibi bir pozisyonda ders anlatıyor. Şimdi bu oldu mu yani? Çocuk ilahiyat fakültesine ne gayeyle, ne niyetle gelmişti? Karşısında neyi buldu? Bunun şikayetlerini öğrencilerden çok çok işliyorum. Gelip bizzat bana anlatanlar da oluyor. Sonuçta burada yine işin ehli olmayan insanlar tarafından verilen bu ilmin, bilimin de ters tepdiğini, muhatabı üzerinde beklenen tesiri göstermediğini görüyoruz, müşahede ediyoruz. Koyun böyle. Peki kuş ne yapıyor? Kuş kendi yavrusuna işte kendi şeyini, yani tam hazmetmediği, kursağında kalan yarım yamalak hazmetmeye çalıştığı et parçalarını veya daha değişik şey işte kayığını veriyor. Ama sonuçta tabii ki bu benzetme, tabii o da doyurucudur, yavruyu o da besler ama buradaki mecazı, efendim, benzetmeyi iyi anlamak lazım. Burada söylenmek istenen maksat, kişinin anlattığı hususu kendisinin bizzat geniş bir şekilde etraflıca bilmesi gerektiği hususudur. Eğer böyle değilse hakkı manada bir mürşit olmaz. Bir mürşit olmadığı zaman da tabii ki karşısındaki de sıkıntı yaşar, kendisi de sıkıntı yaşayabilir. Diğer konuya geçecek olursak, eğer geçeceksek, tahrip esheldir. Bu konuyla gireyim mi yoksa? Hocam onu ikinci bölümde girelim isterseniz. Tamam, bu konuyla ilgili benim söylemek istediklerim bu kadar. Metninde geçen bu tahrip esheldir, zayıf tahripçi olur. Bir de kuvvet hakka hizmetkar olmalı. Bu iki başlık çerçevesinde neler söylemek istersiniz? Şimdi efendim tahrip tabii ki kolay. Hüseyin hocamız zaten bir binayla ilgili olan hususları söylediler. Ama ben işin o cihetine değil başka bir cihetine bakmak istiyorum. Şimdi özellikle İslami şairde, ki Hüseyin hocam zaten bir iki cümleyle buna da değindi. İslami şairde herhangi bir şeyi ikame etmek, yerleştirmek, oturtmak için
o hususlar için lazım olan bütün şartları yerine getirmek gerekiyor. Tabii ki her iş için böyle. Sadece tabii ki İslami şair için değil ama ben İslami şaire bakan yönünü ifade etmek istedim. Peki bu İslami şairi ortadan kaldırmak için ise bir bakıma bu tahriptir, kolay bir şeydir. Ele geçirdiğiniz devlet mekanizmasıyla veya devlet mekanizmasının efendim eliyle, direksiyonuyla ne dersek diyelim, insanları bundan vazgeçirmek, zoraki de olsa vazgeçirmek kolaydır. Bu açıdan baktığımız zaman özellikle İslami şairde bu hususlarda göz önünde bulundurduğumuz zaman İslami şairi korumak, devam ettirmek, bir önceki nesilden diğer nesile aktarmak, yani tamir etmek bir bakıma veya ihya etmek veya yeniden vücut buldurmak sanıldığı kadar kolay değil. Ama bunları tahrip oldukça kolaydır. Ondan sonra bir kanunu çıkarırsın, zor kullanarak, devletin gücünü kullanarak insanların birçoğunu bu tür şeylerden vazgeçirebilirsin. Çünkü bu tahrip kısmına girer. Ondan sonra bu konularda ciddi bir birikimi olmayan insanlar veya bu işin düşmanları, öyle diyelim, bu işin düşmanları, aciz insanlar, bu hususlardan bir behre olanlar ne tarafa gider? Tahrip tarafına gider. Tahrip kolay olduğu için tahrip tarafına gider. Kendi inancı olmadığı için işin müsbet tarafını düşünmez. Kendisini adam sansınlar diye veya kendisinin de işte efendim kendisine de adam denmesi için bir şeyler yapma ihtiyacı hisseder. O yaptığı şey de tahrip cinsinden olduğu için insanlar belki de daha fazla onu konuşabilirler. Ama bu o aciz adamı tahripçi olmaktan kurtarmaz. Onun çok kimseler arasında veya toplumda çok konuşmasını sağlamak veya onun çok konuşması onun tahripçi yönünü set etmez, kapatmaz. Çünkü kendisi acizdir. Bir şey bilmiyor. Belki de maneviyata tamamen inanmıyor. Maneviyata tamamen inanmadığı için hele hele bir de devlet denen ayıtın direksiyonunu ele geçirmişse, bu tabii genel olarak herhangi bir zaman dilimiyle ilgili konuşmuyorum. Devlet denen mekanizmanın direksiyonunu ele geçirmişse yapacağı şey tamamen tahriptir. Tahrip adına geçer. Ve özellikle belli kesimleri efendim İslami şairden uzaklaştırması da mümkündür. Mümkün oluşu da tahribin eshel oluşundan, yaptığı işin tahrip cinsinden olmasından dolayıdır. Bunları tahrip ettikten sonra tekrar tamir edilmesi sanıldığı kadar kolay değil. Ancak ya tekrar bir peygamberin gelmesi lazım ki Hazreti Peygamber'den sonra herhangi bir peygamberin gelmesi söz konusu değil. Veya gerçek manada bir Mürşid-i Kamil'in bu işe karşı koyup en azından tahribi belli bir seviyede durdurması gerekir. Ki tahrip belli bir seviyede dursun. Daha sonra tekrar tamir cihetine gidilebilsin. Bu da tabii ki binlerce adamın yardımını gerektiren bir husustur. Bu açılardan baktığımız zaman, bu hususu değerlendirdiğimiz zaman demin de ifade ettiğim gibi kendisini adam yerine koysunlar veya işte ona da adam desinler veya bir iş şunu yaptı demesi açısından veya bu baptan kendisinden bahsedilmesi için
Tamirine muvaffak olmadığı hususları, ki zaten kendisinde tamir denen bir şey yok, tahrip cihetine gider, bozma yönüne gider, bu işi de kolay bir şekilde yapar. Ama insanların tabii ki ondan sıkça bahsetmesi, ondan efendim konuşması, dillerde onun konuşması, onun efendim tamirci olduğunu göstermez. Onun efendim yıkıcı olduğunu ne yapar? Gösterir. Bu bir bakma, değişik bir açıdan baktığım zaman psikolojik bir hastalığı da çağrıştırıyor. Evet, tabii ki psikiyatrist değiliz ama sonuçta bazı şeyler bilmek için illaki bir psikiyatrist olmaya da gerek yok yani. Sonuçta bu halet ruhiye sahip olan bazı insanlar var. Geldikleri makamları dolduramadıkları için tatavul cihetine gider. Sanki o makama layıkmış gibi bir görüntü arz etmeye çalışır ama tatavul etmesi onun efendim maskaralığını aslında ortaya çıkarır. Sonuçta layık olmadığı bir makamda kalabilmek için çeşitli dalgavukluklar yapar, efendim müdahalelerde bulunur. Bazılarına yaranmaya çalışır. O yaranmaya çalıştığı hususlarda tahripçi olur. Bir şeyleri bozmaya kalkar. Bu da o kişinin kişilik olarak problemli olduğunu gösterir. Nitekim tarihte buna benzer misalleri vermek mümkündür. Yani bu biraz kişilik bozukluğundan dolayı da meydana gelen bir durum. Ama sadece kişilik bozukluğu olmasa bile maneviyat açısından tamamen inkarcı olan, yani maneviyattan yoksun olan bir insan manevi hususları veya manevi efendim inançları, itikatları tahrip etmeye yönelir. Bu konuda da bazı insanların gerçekten tahripçi olduklarını ve bu tahriplerin neticesinde birçok insanın maneviyattan koptuğunu söylemek mümkündür. Tarihte bunun efendim emarelerinde veya misallerinde görmekteyiz. Diğer bir husus, yani bu tahrip eseldir. Aciz adam, psikolojik rahatsızlığı olan adam, sebebi zuhur-i iktidarı müsbete hiç yanaşmaz. Müsbet açısından, yani müsbet olarak hiçbir yere yanaşmaz. Hep tahrip, hep tahrip, hep tahrip. Ondan sonra menfi cem tahrik daim tahripkar olur. Yani insanlar ondan bahsetsinler de adam gitmiş caminin içine pislemiş. Yani bu halet ruhiye de var. Kendisinden bahsedilmesi için gidip camiye pislemiş. Çünkü normal olarak insanlar hiç ondan bahsetmiyor ama kendisinden bahsedilmesini istiyor. Şöhret efendim budalası veya şöhret damarı onda çok baskın. Sonuçta insanların kendisinden bahsetmesini istiyor. Ne yapıyor? Gidiyor camiye pisliyor. İnsanlar da o camiyi ne yapacaklar? Temizleyecekler. Ona da lanet okuyacaklar. Ama sonuçta onun da böyle bir halet ruhiyesi var. Buna biz psikolojik bir hastalık olarak da bakabiliriz. Diğer bir husus, hikmetteki desatir. Hükümette nevamiz, kanunlar, haklı olan kavanin, yine kanunlar, kuvvetteki kavait birbiriyle olmazsa müstenit ve müstemit, yani bunların tamamının birbirini desteklemesi lazım. Cumhurun asla olmaz ne müsmir ve müessir. Şeriatta şair kalır mühmel muattar, umurun asla olmaz müstenit ve mutemit. Yani şimdi tabii ki dusturların da birer hikmeti var. O hikmet akla, toplumun mantığına ve toplumun geneline hem hitap etmesi lazım hem onlar tarafından kabul edilmesi lazım. Hükümet eğer bir kanun koymak istiyorsa kanunu tatbik edeceği halkın duygularını, inançlarını, beklentilerini ve o kanunun felsefesi olarak neye, hangi hikmete binaen vaz ettiğini gözetmek zorundadır. Bir de koyduğu bu kanunları bir taraf, yani yansız ve tarafsız bir şekilde uygulaması lazım. Efendim, zengin bir adam bir suçu işlediği zaman onu görmezlikten gelir. Eğer fakir bir adam aynı suçu işlerse, kanunu sonuna kadar ona karşı tatbik ederse, bu milletin gözünden ne yapmaz?
kaçmaz. Onun için kuvvet hakta olmalı. Yani eğer gerçek kuvvet kanunda olmalı. Kanun ne diyorsa herkes için geçerli olmalı. Eğer bu sayılan şeylerin tamamı, işte hikmetteki desatir, hükümette nevamis, ondan sonra hakta olan kavanin, kuvvetteki kavait, bunların tamamı bir dişli gibi birbirini beslerse ve işin felsefesine de uygun olarak vaz edilmişse, konulmuşsa, o zaman bir şeye yarar. Yani halkta makes bulur. Halkta makes bulur ve halk gerçekten onların tarafsız bir şekilde de uygulandığını gördüğü zaman onlara itimat ederek uymaya çalışır. Şimdi böyle olmazsa yani bunu dişçiler birbirini desteklemezse ne olur? Cumhurun asla olmaz. Ne müsmir ve müessir. Hem tesirli olmaz hem de semersiz kalır. Yani meyvesini vermez. Şeriatta şair, yani şeriatın, dinin veya kuralların ne dersek diyelim, şair kalır mühmel, muattal, bunlar da mühmel kalır, ihmal edilmiş olur. Umurun asla olmaz, müstenit ve muhtemid, insanların işlerinde görmez, insanlar işlerinde de ona itimat etmezler. Ne gibi? Günümüzde efendim kadına karşı uygulanan şiddeti önlemek için getiren efendim uygulamalar gibi. Kadına karşı şiddet uyguluyor mu? Hayır. Neden? Hikmetteki desatiri eksik, hükümetteki nevamis eksik, ondan sonra hafta olan kavanin eksik, kuvvetteki kavait birbiriyle müstenit değil, bir de müstemit değil. Birbirine yardım etmiyor. Bunlar eksik olduğu zaman hangi kanun olursa olsun, bir de işin maneviyat tarafı yok. Manevi tarafı görmezden geliniyor. Böylesi bir durumda maalesef kadına karşı şiddet engellenemiyor. Bu söylediğim hususlardan dolayı. Eğer bu hususlar eksikse, hangi kanunu getirirseniz getirin, o kanun halkta makes bulmaz. Makes bulmadığı için de insanlar ona uymayı içten hissetmiyorlar. Yani illaki işin bir maneviyat tarafının olması lazım. Kırmızı ışıkta durup dururken geçenler gibi. Yani maneviyatı güçlü olan bir insan kırmızı ışıkta geçtiği takdirde başkalarının ölümüne de sebep olacağını bildiğinden, yani kesinlikle eğer maneviyatı güçlüyse, hiç kimse yoksa kırmızı ışıkta ya hiçbir ceza da yoksa kırmızı ışıkta geçmez. Ama memleketimizde kırmızı ışıkta geçen binlerce trafik sürücüsü veya trafikteki insanı görüyoruz. Demek ki bu onların manevi tarafının, hükümetteki hikmetteki desatirin eksik olduğunu gösteriyor. Kanun koyucu bu hususları göz önüne almamış. Mekanik olarak şöyle düşünüyor kanun koyucu. Diyor ki ben işte şu kanunları koyarsam, şu cezaları da koyarsam efendim insanlar buna uyar. Hayır, uymuyor. İllaki işin bir manevi tarafının bulunması lazım. Buna örnek olabilecek yaşanmış bir hadiseyi anlatayım. Çok uzun olmasın. Mesela Siverek'te yaşanmış bir olay. Urfa'nın kazası Siverek'te yaşanmış bir olay. Ondan sonra birkaç kardeş var. Ama büyük kardeşler küçük kardeşe babalarından kalma şeyi vermek istemiyorlar. Nedir bu? Araziyi vermek istemiyorlar. Sonuçta bu büyük kardeşler kendi kardeşlerine bir oyun oynuyor bir bakıma. İşte gidiyorlar tapusunu, şusunu falan neyse hepsini üstüne alıyorlar. Onu da bir şekilde şey yaparak. Ve kardeşlerine de diyorlar ki, kardeşlerini şöyle ikna ediyorlar. Diyorlar ki biz müftiye gittik. Müftü de Ali Hocam tanır zaten. Belki Hüseyin Hocam da tanır. Ahmet Yılmaz. Hani kendisi bize anlattı. Ondan sonra diyorlar ki biz müftiye gittik. Müftü bize böyle dağıtım yapmamızı emretti. Bu İslam'ın bir hükmüdür. Sen de bunu kabul edeceksin. O da tabii zavallı küçük kardeş bir şey bilmediği için, bir de çobanlık yaptığı için diyor ki madem müftü böyle demiş, ben kabul ediyorum diyor. Tamam.
Ama aslında müftiye gitmemişler. Sonra bu kardeşler arasında bir tartışma çıkıyor. Yani küçük kardeşi kandıran kardeşler arasında bir tartışma çıkıyor. Birisi bu küçük kardeşin kulağına fısıldıyor. Diyor ki aslında bunlar müftiye gitmemişti. Müftü böyle bir fetva vermemişti. Bunlar seni kandırdı. Ondan sonra bu da eline evinde bulunan Kalaşnikov silahını alıyor. Ondan sonra diyor ki siz bana yalan söylediniz. Müftünün böyle bir fetvası yok. Bu dini bir emir değil. Sonuçta bu tarlayı vereceksiniz. Yoksa hepinizi tarıyorum. Yani onlar da bakmışlar ki iş ciddi gerçekten. Tabii ki hatalarını kabul etmişler ve onun hissesine düşen payını vermişler. Şimdi burada bizim için önemli olan ne? İşin içerisine maneviyatın girmesi. Tabii maneviyat kullanarak kandırılabilir insanlar. Ama işin tarafında gerçek manada bir maneviyat olduğu zaman insanlar canı gönülden onu kabul etmeye meyyaldırlar. Eğer gerçek manada Kur'an ve hadis böyle diyorsa, müftü de böyle diyorsa kabul edecekler. Yani boyun eğiyor ve kabul ediyor. Niye? Çünkü işin içerisine hikmetteki desatir, hükümetteki efendim hükümette namis, hakta olan kavanin, kuvvetteki kavait birbiriyle burada müstenittir, mutemittir. Birbirini destekliyor. Çünkü şeriatın kurallarını uyguluyor. Ama sonuçta eğer işin maneviyat tarafı olmazsa işin içerisine mekanik olan hususlar girer, maneviyattan yoksun olan hususlar girer. Mekanik derken onu kastediyorum. Maneviyattan efendim yoksun olan hususlar girer. Bu da manevi felsefeden, işin manevi felsefesinden yoksun olduğu için insanları kalben, ruhen ve amelen tatmin etmekten uzaktır. Neticesi de işte efendim batından alınan veya işte efendim Türkiye son zamanlarda guya Türk Ceza Kanunu kendi bilim adamları tarafından hazırlattı veya İzzet Ergenç başkanlığında işte yeniden ceza kanunları efendim ihdas edildi veya yapıldı. Batı pek göz önüne alınmadan ama bu kanunların hiçbirisinin gerçek manada semere vermediğini, müsmir olmadığını müşahede etmekteyiz. Sonuçta bu uygulanan kanunların dini bir tarafının, manevi bir tarafının olması lazım ki ne olsun? Müsmir olsun ve müessir olsun. Çünkü insanlar maneviyatsız yapamazlar. Bu konuda bunları ifade etmek istedim. Eksiklerimiz varsa affola.